Değerli izleyiciler, şimdi bir başka tartışmada Cumhurbaşkanlığı yatına ilişkin hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanının yatı İstanbul Boğazı'nda görülmüştü. Şimdi en merak edilen konuysa yatta kimlerin olduğu. Yakamoz Y68, 4 katlı, 49,5 metrelik ultra lüks bir yat. Yıllardır konuşuluyor ama hiç görüntülenmemişti. Kanlıca açıklarında ilk kez fotoğraflandı. Kıyı emniyetinin koruduğu yatın içinde kalabalık bir grup vardı. Ama kim oldukları bilinmiyor. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bir yurt dışı ziyareti sırasında yatta ağırlanmış, 1997'de Türkiye'nin de bir protokol gemisi olmasını istemişti. Örtülü ödenekten ayrılan bütçeyle İstanbul Tersanesi'nde yatın yapımına başlandı. Yapımı 8 yıl sürdü. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, lüks harcama dedi, yatı teslim almadı. Yat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındı. Aradan yıllar geçti. 2018'de Erdoğan ikinci kez Cumhurbaşkanı olunca yat Deniz Kuvvetleri'nden alındı, Cumhurbaşkanlığına devredildi. Özel bir tersanede restorasyonu yapıldı ama ne kadar harcama yapıldığı öğrenilemedi. O dönem CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, meclise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle önerge sundu. Cumhurbaşkanlığının 2019 bütçesindeki gemiler hesabında bulunan 56 milyon 768 bin 668 liralık ödenek bu yat için mi diye sordu. Oktay yanıtında yatın 16 Mart 2018'de devralındığını söylemekle yetindi. Harcanan paradan bahsetmedi. Gemiye ilişkin Sayıştay raporlarında da herhangi bir veriye rastlanmadı. Ancak 2004 yılında yatın yapımını üstlenen firmanın eksik ödeme aldığı gerekçesiyle Milli Savunma Bakanlığı'nın mahkemeye verdiği ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Dilan Ayırkan'ın haberine göre 2004'te Milli Savunma Bakanlığı yatın tamamlanması için bir firmayla anlaşmış, firma yatın kendilerine ait kısmını 2005 yılının Temmuz ayında bitirmişti. Ancak askeriyenin bitirmesi gereken bölümler bitirilemedi. Firma 2005 yılında bitirdiği yat için ödemenin tamamını alamadı ve 2013 yılında bakanlığı mahkemeye verdi. Firmanın 2021 yılında ödeme aldığı ancak mahkemenin aradan geçen dönem faizlerinin ödenmesi yönünde karar vermemesi üzerine konunun yargıtaya taşındığı, buradan da olumsuz sonuç alınınca firmanın 18 yıllık döviz farkını tahsis edebilmek için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğu öğrenildi. Türkiye'de maalesef CHP Ankara Milletvekili Murat Emir konuyu yeniden meclis gündemine getirdi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle meclise bir soru önergesi verdi. Yatın tadilatının ne kadar sürdüğünü, tadilat ödemesinin hangi bütçe kaleminden karşılandığını, yıllık bakım ve mürettebat masrafının ne kadar olduğunu sordu. Yatı şu an kimin kullandığını ve yat görüntülendiğinde içinde kimlerin olduğunun da açıklanmasını istedi. Emir'in soruları şimdilik yanıt bekliyor. Bir iddiaya göre ise Kandıcı açıklarında görüntülenen yatta ağırlanan ismin geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah olduğu öne sürülüyor.